that we exist. May I meet the beast? I hope for your sake that he likes you. That sounds like the bad guys teaming up. A lot of people are going to die. Don't do this. Are you ready? İnsan organizması, duyu organlarının hepsine beraber baktığınız zaman bu gözümüz var ya, bu göz kendinden başka her şeyi görür. Göz kendini göremez. Ve gözün de kendi kendini görmesi için bir yansıma ortamına ihtiyacı vardır. Toplumun kendisinin bütünü de bu bağlamda kendi kendini görmeye ihtiyacı olan bir varlıktır, sosyal bir varlık bütünüdür. Eğer kendi kendini göremezse bir insan çeki düzen veremez. Bir insan her gün en az bir defa nereye bakar? Düşündünüz mü? Aynaya. Ya tıraş olur, ya saçını darar, ya gömleğini düzeldir. Aynaya kendimi bildiği andan itibaren her insan günde en az bir defa bakar. Bakmazsan da ezbere tıraş olan gözünü parçalar. Ve topluma ne yapalım, öyle bir ayna yoktur da herkes görsün kendini. Tiyatro topluma bir ayna gibidir. Ve tiyatro sanatların buluşmasıdır. Neredeyse bütün sanatlar dekorundan kostümüne tutun, müzik tarafına, aklınıza gelen her şey, sanattaki her şey tiyatroda var. Onun için iyi bir tiyatro sanatçısı bütün bu hepsinin karışımına bir miktar vakıf olan ve empati yaparak da oynadığı rollerden dolayı empati yeteneği gelişerek ülkenin halini, insanların halini bilenler, biler durumdadır. Dermanatiktir. Adının önüne bir şey yazmanıza gerek yoktur. Öyle konfor aramadan, olanak aramadan, imkansızlıklar içerisinde en büyük insan tiyatrocudur, sanatçıdır diyerek tiyatroyu dağın o bir tarafında özellikle ayakta tutan bir arkadaşımız. Gel dedim ama hazırlıklı ol, senin inan tiyatro konuşmayacağım. Gayret edeceğim konuşmayayım tabii. Sevgili Derman hoş geldin. Hasan abicim hoş bulduk. Evet, yani şimdi az önce de söyledik. Çok kolay bir süreçten geçmiyoruz. Yani bizim işimiz de artık yüreğimizi sıkıyor. Yani gazetecilik anlamında da. Çünkü bir şey yazan, yazar biri yazacağına cevap vermez. Böyle var. Ben bilirim ne için yazdı. Ya daha da ileri gider. Ben bilirim kim yazdırdı. Bilirsen çık be kara gözle söyle. Yani medyanın yaşadığı sıkıntılar vardır ve kelli feyli aklı başında insana soran kendine cevap ver bu soruya. Ne vereyim cevap? Ben bilmem ne için soran zaten. Böyle bir durumda yaşıyoruz. Lüt geldi, Anastasia Hadis ve Sayın Akıncı ile görüşme sürecini sürdürüyor. Ne yapıyor bu Lüt? Kıbrıs konusunda umutlu musun? Hayır. Ne için? Umutlarımı tükettim demeyeyim ama gelinen noktada Kıbrıs konusunda çok fazla benim beklediklerim noktasında çok fazla umutlu olduğumu söyleyemem. Ne için? De bekle. Yani tiyatroya belki başka programa zaman kalacak. Çok önemli değil. Çok güzel sen yani anlattın ben, yani evet. Hikayeyi. Yani geldiğimiz noktada bu ülkede federasyonu savunan ne kadar insan varsa
bunların çok dik durması gerekiyor. Çünkü çizginin federasyonun dışına doğru kaymalar gösterdiği noktası söz konusu. Az önce trafiğin yoğunluğundan ve sıkışıklığından dolayı trafik durdu yani. Yarım saat durdu, bir trafik kazası oldu. Gitmiyor, hiçbir şey ilerlemiyor. Durdum, o saat işte bir ne haber kanalından bir şey geldi. Barış Burcu diyor ki azınlık çoğunluk meselesi olmaz. Demek ki bir şeyler zorluyorlar, başka türlü, başka bir yere doğru gidiş vardır. Yani daha önce Çavuşoğlu'nun gelmesi, Çavuşoğlu'nun açıklamaları, ona verilen cevaplar, tümünü takip edebildiğim oranda takip etmeye çalışıyorum. Yani başka bir kanala doğru kaydırma söz konusu. Yani şu anda görünen o ki, benim görebildiğim o ki, bir taraftan Sayın Akıncı, becerebilirsek federasyon olmalıdır noktasında ağırlığını koymaya çalışıyor. Bütün gücüyle, bütün inancıyla ve bugüne kadar aldığı donanımla. Ama başka yerlerden başka sesler çıkmaya başladığını da açıkça görüyoruz. Ve bu da beni derman olarak çok mutlu etmiyor açıkçası. Mesela en konu söyledikleri sizi en çok rahatsız eden kimdir? Lütfen böyle çok net cevaplar verin bana. Ben veririm. Yani burada çok fazla şeyim yoktur. Ama sanki Sayın Çavuşoğlu'nun konfederasyona doğru bir yönelişi söz konusu. Bu da olmayacaksa Sayın Tayyip Erdoğan'ın benim bakış açıma göre yani işte bağlarız Türkiye'ye ve biter bu iş noktasına geliniyor. Kolay mı zor mu başka bir mesele. Ama niyetler önemli. Böyle bir niyetlerin anda yarım asır gittiyse, bundan sonra da bir 20 sene daha giderse kolay mı değil. Yani şu anda baktığım zaman esas federasyonu savunması gereken arkadaşlarımız da hükümetin içerisinde yeterince savunmadığını görüyoruz. Veya dik durmak önemli bir meseledir ve bunu beceremiyoruz gibi geliyor bana. Belli noktalardaki sıkıntılardan dolayı, yani ekonomik anlamda söylüyorum bunları, bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı oluştan dolayı belli noktalarda ister başbakan olsun, ister başbakan yardımcısı olsun, ister işte Milli Eğitim Bakanı olsun, timingleri doğru ayarlayamıyorlar verecekleri cevaplar konusunda da. Bunlar çok önemlidir benim için. Yani benim yaşam biçimimde olan birisi için. Yani ben istemem, en yakınım odur. İnsan en fazla en yakınını eleştirir. Cemal Başkan'ın bir hafta sonra ilahiyatla ilgili cevap vermesini. O verirken de cevabını 24 saat yeterlidir. Cevap vermek için 24 saat sonra bu cevabı vereceksin. Bir hafta beklemeyeceğim, sonra da polemik yaratılsın. Şimdi biz o zaman şöyle bir düşünelim. Bir soru sorayım. De ki Hasan abi, bunu bir sonraki programda yanıtlasam mı? Ya da cevap vermem. Sen devam et. Olur mu böyle şey ya? Yani olmamalı. Ya da ben diyorum bazen siyasetçilerin derim tükrük bezlerini Allah kurutsun ki yalayamasınlar. Söyledikleri. Çok güzel bu. Evet. Tükrük bezleri olmasın ki tükürdüklerini yalama gibi bir duruma düşmesinler. Yani. Peki ama biraz önce bir şey söyledin satır arasında. Dedin ki hükümetin Türk konusunda yeterince ses vermedi federasyon konusunda. Bu hükümet kurulurken dış politikayı ortakların kendi tekelini tarafına bırakması ve Dışişleri Bakanlığı'na da Kudret Özersay'a vermesi CTP açısından nasıl yorumlanır? İstersen Cemal Başkan'ı da koy TDP'ye. Yani benim için çok önemli değil. Yani ben Tufan Başkan'a geçeyim buradan. Yani ben federasyon konusunda Tufan Başkan'ın bütün bu süreçlerin içerisinde ki ben kendi de biliyor. Yani en çok değer verdiğim insanlardan bir tanesidir Tufan Erhürman bu ülkede. Ve ihtiyacımız olan birisidir. Benim tanıdığım Tufan Erhürman. Ben federasyon konusundaki Sayın Çavuşoğlu'nun yaklaşımları ortada dururken çıkıp ben bir laf etmesini isterdim federasyon konusunda o günlerde. Niye yani bu işin tek savunucusu Sayın Akıncı mıdır? Yani bu beni üzer. Birlikte çıktılar bu yola. Sonuç itibariyle gelinen noktada Sayın Akıncı Karakaş'ına desteklenmedi. Federasyon için desteklendi. Özellikle Cumhuriyetçi Akıncı, Türk Partisi tarafından. Akıncı ilkeli duruşunu muhafaza ediyor. Ben aynı kanıdayım seninle. Bu konuda aynı kanıdayım seninle. Ama beklentilerim de var.
Yani şu gelinen noktada gerçekten beklentilerim var. Peki bir de şu var ama vatandaş da diyor ki tamam. Nereye kadar bekleyecek yani bu Rum'u? Buna da katılıyorum. Yani şimdi diğer taraftan başka türlü düşünmek de mümkün. Nereye kadar ben kendi içimde bunun sıkıntılarını diyebiliyorum. Ama beni de ayakta tutması gereken benim oralara getirmiş olduğum ve beni şu anda yönetir pozisyonda olan politikacılarımdır. Yani siyasetçiler konu Ankara daha net siyaset ortaya koyuyor. Henüz değil. Ankara. Hayır. Çavuşoğlu gelir ve söyler bir şeyler. Biz sanki Çavuşoğlu veya Türkiye'den herhangi bir yetkili konuşurken acaba Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı, Başbakanı, hükümeti bu söylediğimiz rahatsız eder mi gibi bir gayreyle konuşmazlar. Bizimkiler konuşurken acaba Ankara incidir mi diye bir gayle duyuyor. Bence var o gayle var. Bu gayle midir, korku mudur? Bence gayledir. Biraz açar mısınız bunu? Yani belli noktalarda özellikle yani ekonomik bağımsızlığını kazanamamış bir ülkenin sıkıntılarıdır bu. Bir çocuk için de düşündüğünüzde, evladınız için de düşündüğünüzde bu bir sıkıntıdır. Babaya avuç açtığı sürece nasıl devam ederse biz de Türkiye'ye avuç açtığımız sürece ve kendi ayaklarımız üzerinde durmadığımız sürece bu böyle devam edecek. Eğer ilkelerimizden taviz vermeye başlamışsak olay zaten yavaş yavaş erimeye başlamış demektir. Bu sıkıntıdır. Ben bunu görüyorum. Siz görmüyor musunuz Hasan? Görüyorum, tamam, tabii. Çok net söylüyoruz bunları. Açık. Yani Türkiye çok net. Hayır, çok net değil bana göre. Çavuşoğlu niye bu atıyorum kimlerle görüştü bilmiyorum. Akıncı ile görüştü, başbakanla görüştü mü, onlarla görüştü mü onu bilmiyorum yani. Bir görüştü bütün partilerle. Görüştü. Ama Kudret Özersay'la ayrıca görüştü. Olabilir. Ahmak mılar sence? Bir fikrim yok yani bu konuda gerçekten. Fotoğrafa baktığın zaman biraz fazla samimiyet buldunuz mu? Çıkan fotoğrafta buldum. Ama bilmiyorum ahbap mı? Tiyatrocunun vücut dili de önemlidir. Bir tiyatro sanatçısı olarak vücut dillerinde söylediklerinden fazla ekstra bir şey buldunuz mu? Hayır. Daha yok bir şey. Hayır. Bence yok. Yok. Bence yok bir şey. Boşuna heveslenir bazıları. Evet. Bence yok bir şey. Ne demek istediğini anladım yani. Yok bir şey bence şu anda. Şimdilik bir şey yok. Şu anda bir şey yok. Yani daha yemek pişmedi ama bir şey bilir der gibi konuştu. Yani pişerse. Bu hükümetin performansını nasıl buluyorsunuz? Açıkçası olumlu buluyorum ama yetersiz olduklarını da birçok konuda görüyorum. Yani bugün rastlantı sonucu saat 6.30-7 sabahtan. Benim kalkma saatim 5.30 olduğu için. Karanlık değil mi o saat? Çok karanlıktır. Arkadaşımın bir tanesi Facebook'tan, yani yüz yüze oturduk böyle, hükümet neleri söz verdiydi, neleri yaptı, neleri yapmadı diye bana soru sorar. Onların koydukları çerçevesinde. Şunu yaptı, şunu yaptı, şunları yapmadı. Yani %20 dedi bana. Hı hı. Şimdi bir niyet koymak ve bunun üzerine gitmek önemli ve çoğunda da gittiklerini görüyorum ama çok da yeterli olduklarına inanmıyorum. Belki yani dört bacaklı bir iş olmasından dolayı yeterince doğru hareket edemiyorlar. Çünkü sıkıntılarını da içinde taşıyorlar diye düşünüyorum açıkçası. Ama ben özellikle yani Sayın Kudret Özersay'dan beklemiyorum ama Sayın Tufan Erhürman'dan ve Sayın Cemal Özyiğit'ten çok şey bekliyorum hala. Umudum var mı diye sorarsan biraz daha uzun soluklu bir süreye ihtiyaç var. Yani söz verdiklerini hayata geçirebilmeleri açısından nereden baksan bir yıla daha ihtiyaçları vardır. Ama bu da çok mümkün görünmüyor bana. Çünkü dengeler önümüzdeki yıldır yanılmıyorsam Cumhurbaşkanlığı seçimi orada değişmeye başlayacak. Ama son iki ay kala değişmeye başlayacak yani Cumhurbaşkanlığı seçimine. Şimdi hiçbir şey değişmeyecek. İki aya kaldığında bir şey olmayacak. Dengeler değişecek. Alttan çünkü başlayacak bir şeyler. Şimdi mevcut hükümet devam ederken bu mevcut hükümetten kaç tane cumhurbaşkanı adayı çıkar? Mevcut hükümetten kaç tane cumhurbaşkanı adayı çıkar sorusuna cevap verirsem belki yarım. Kudret Özersay aday belki olur. Belki yarım. O mu yarım? Yarım olan odur benim için.
Tufan Erhürman. Hayır, aday değildir. Serdar Denktaş. Hayır, aday değildir. Bu pozisyonda aday... TDP'nin Akıncı'dır. Akıncı yeniden aday... başka türlü ama mevcut hükümetten sorduğumuz Akıncı zaman... Akıncı yeniden aday olmalı mı? Şu andaki... Ve neden? Şunu söyleyeyim. Olmalı çünkü, olmamalı çünkü. Çok net söyleyebilirim ya bunu. Hiç benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Ben Akıncı'nın karşısında durduğum günleri de çok iyi bilirim. Akıncı'nın yaptıklarının doğruluklarını da bilirim. Eksikliklerini de görebilecek bir yaştayım. Herkesle kavga ederek Derman 57 yaşına geldi. Herkesle, Akıncı da dahil yani. Bunu yani 57 yaşını söyleyin ki göstermediğini söyleyelim. Hayır, hiç öyle yok, göstersin. Akıncı aday olmalı mı? Kaçamak cevap vermek istemiyorum. Bana göre olmalı. Şu andaki pozisyonda bana göre olmalı. Ha, şu kısım, yani seçim sürecine kadar çok net bir durum söz konusu olur ve Türkiye'nin tavrı federasyonu tamamen reddeder bir pozisyona gelirse, ne Akıncı aday olmalı, ne Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden birileri aday olmalı. Türkiye'nin pozisyonu o anlamda çok önemli benim niye? için. Niye? Biz niye? Ne biz? Toplum olarak zurnanın son deliği miyiz? Bu soruya... Niçin biz, bizimiz... Yani Türkiye diyebilir ki ben federasyona karşıyım. O zaman bunu dediğinizde ben de size derim, yani bizim seçilmişlerimiz Türkiye'nin memuru mu? Hayır, değildir. Biz toplum olarak yok muyuz? Ne varız. İstediğimizi bilmiyor varız. Biz ne istediğimizi gidelim. İşte Türkiye'ye. Aynı sıkıntı çıkar Hasan abi. Sıkıntı da orada. Yani Akıncı'ya oy verilirken... Evet, 225-25-14 telefon numaramızdı. Derman Atik'le konuşuyoruz. Siz de bir şey söylemek isterseniz arayı söyleyin. Evet. Akıncı'ya oy verilirken UBP'lisi de verdi, HP'lisi de verdi. Sonuç itibariyle evet. Bu oylar hepsi ne Cemal Özyedin'iydi ne Sayın Akıncı'nınıydı. Yine bir federasyon ortadaysa ve bunun mücadelesi yapılacaksa, yine aynı şekilde Akıncı şu anki bakış açımla, bugün seçim olsa yarın sabahtan Akıncı kazanır diyorum şu andaki pozisyonda. Hiç tereddüt bile etmeden söylerim bunu. Ama Türkiye'nin federasyonla ilgili tezi tamamen Türkiye tarafından ortadan kaldırılırsa, bu ülkede federasyonun artık bittiğine inanan, bak sol tarafta bulunan partiler için konuşmuyorum bunu ama özellikle sağda ve şu anda muhalefette de olan partiler bir bacaklarını orada tutabilmek için, yani Türkiye'de tutabilmek için ve daha rahat hareket edebilmek için iktidarlarda kesinlikle ve kesinlikle eğer federasyon karşıtıysa Türkiye, onların yanında yer alacaklar. İşte Ulusal Birlik Partisi'nin aldığı oy ortada, yani veya Yeni Doğuş Partisi'nin aldığı oy da ortada. Yani diyebilir misiniz bana biz toplum olarak hayır biz yine aynı noktada gideceğiz. Bir dakika bakalım, bir telefonunuz var. Merhaba. Merhaba Hasan Bey. Alo. Alo. Merhaba Hasan Bey. Merhaba Derman Bey. Merhaba. Size iyi günler dileyim. Ben Kıbrıs'ın bu durumundan bir tek kişinin kurtarabileceğine inanırım ben. Kıbrıs'ı bu durumda bir kişi kurtarabilir. Tek kişi, tek başına. Bu bence şöyle olabilir arkadaşlar. Ben Akıncı'nın yerinde olsam geride rehin olarak bırakıp da etkileneceğim kişileri KKTC dışına gönderirim. Yalnız başıma kalırım. Alırım arabamı, giderim güneye, orada otururum yalnız başıma. Midem ki ben görüşmeciyim, otururum Rum'la karşı karşıya ve görüşürüm. Bu görüşmeyi de arkadaşlar ben federasyon olarak değil, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geri dönüş olarak görürüm ben. Birinci bunu istememin nedeni yönetim kabiliyetimiz olmaması. İkinci neden, bugün Suriye'de gördüğüm gibi Suriye ile bizim durumumuz hemen hemen aynıdır. Onlar da, Kürtler de federasyon olarak yola çıktılar. Fakat baktılar ki ondan sonra olmadı, çok dağınıktılar. Nasıl federasyon olacak? Ve bugün otonom şeyin yetkilere donatılmış bir Kürt oluşumuna... Tamam Bey, Kemal Bey, görüşünüz nedir ya da sorunuz nedir? İşte benim
Benim deriğim, benim görüşüm, bir tek Akıncı bugün o tarafa geçip görüşmeleri sürdürüp ve sonlandırabilir. Peki, çok mersi. Bir de kendi ama bunu yapması lazımdır. Yani böyle masada oturacak da Türkiye'de onun içinde şeyde bu olmaz. Bunu hiç kimse yapamaz. Bakın örnek olarak da Denktaş da bu mücadeleye girdiğinde ailesini Kıbrıs dışına çıkarttı ve ona göre mücadele etti. Peki Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben yıllardır oy kullanmadım. Yani son kullandığım oy DPÇTP dönemini bilirsiniz, hatırlarsınız. Evet, 90'da. O dönem, yani Özker Hoca dönemi. Evet. Ne zaman iktidara geldi ve gördüm ki hiçbir şey yapmadı ÇTP, ben siyasetten ve sandıktan geri kaldım. İngiltere'de oy kullanır mı? Burada bir defa kullandım, şimdi bir daha kullanacağım. Sorry, size şunu söyleyeyim yalnız bana çok kısa bir şey şans verin anlatayım. ÇTP'liydim ve işte o DPÇTP dönemi istifa ettim ve Doğan Harman sağdı. Sizin bu sizin gibi program yapardı. Bağlandım ve şöyle dedim Sayın Doğan Harman'a. Doğan Bey dedim gene. Adamın biri bir çarşıya gider, açık çarşıya gider. Orada görür bir kuşçu. Gider oraçta 3 tane kuş. Bu kaç para? 4 lira. Bu kaç para? 5 lira. Bu kaç para? 100 lira. Ve kuşçu der kendine. Ama kafayı yedin 4 lira, 5 lira da 100 lira neydi? Ha der kendine. Bu der kendine şeydir der kendine. Avcı kuştu. Ben bunu kurarım. Tuzağı da hazırlarım. Bu başlar çak 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 ötmeye. Gelir ve ben de ağı atar onları yakalarım işte getirir buradan satar ekmek paramı kazanırım. Bitti. Ha, tamam de şey al, adam alır o 100 lirayı verir alır kuşu büker kafasını atar yere. Ya dergenin o kuşu sen manyak mı oldun avcı kuşu bu dergenine nesline ihanet eder. ÇTP'de kendi nesline ihanet etti. Evet, benim söyleyeceğim hepsi bu kadardır. İyi günler, iyi yayınlar. Londra'ya selam olsun. İhanet kolay mı bu toplumda? Evet. Bu toplumda çok kolaydır. Ve çok oluyor. Çok oluyor. Çok oluyor. Az değil yani, çok oluyor. Kıbrıslı Türkler bir ortak karakteristiği nedir? Ganimeti sever mi? Çok doğaldır ama yani ne istersen söyle çok doğaldır. Sever tabii ki. Hazırcılığı çok sever. Rahatlığı sever. Şimdi bugünkü yazımda da var benim. Okumadım böyle özür dilerim. Tamam ama şunu dedim ya bu Ocak 1923'te ahali mübadele anlaşması yapıldı Türkiye ve Yunanistan. 1 milyon 200 bin Yunanlı Anadolu'dan Yunanistan'a 500 bin Türk de oradan Anadolu'ya geldi. O Rumlar, Yunanlar hiç unutmadı eski topraklarını. 80-90 senedir film yaparlar. Türkler yenge yenge başladı film yapsın o mübadeleyle ilgili. Biz hemen kolay unuttuk. Biz 74'ten sonra da bu yana girdik. Çok çok giderik köye da fotoğraf çekerik. Ama ne köyümüzü isterik ne evimizi isterik. Yani tamam ya biz bu neden bu kadar kolay vazgeçtik? Rumlar da vazgeçmedi de biz vazgeçtik. Nedenini bilmem. Yani bilmem demeyin. Bilmem yanlış bir şey. Ne bil ama. Ben dermanatik ne söylersem cevap verecek diye davet ettim. Şimdi ama bana düdüklü başka bir şey. Düdüklü tencere mencere yok. Yok o değil. Yani sen bunu söylerken ben başka bir şey hatırladım. Onu anlatmak isterim. Yani küçük bile olsa. O unutmadı, hala unutmadığına inanıyorum ben. Kim? Babam. Babam şu anda 94 yaşındadır. Allah bilirsin. Sene kaç bilmem ama daha kapılar açılmadı. Ben Pile'de tiyatro çalışması yaparım. Rum arkadaşlarla birlikte. Bir gün bir tanesi dedi, ya seni götür... Daha kapılar falan açık değil yani, düşün. Ya evine gitmek istemen isterim dedi. Nerelisi? Limasollu. Limasollu çiftlikli. Asıl Lemeşani. Lemeşano. Lemeşano. Ne? Lemeşani kadındı. Evet.
Helleme şano. Ne? Et yedi. Evet, tamam. Gitmek ister misin? İsterim dedim. Gittik, götürdüler beni. Neyse döndük. Gördük evimizi falan da durduk. Girmeyeceğim dediler bana. Ne yapacağım dedim. Adam evde yani ne diyeceğim adama ya? Ben 12 yaşında kaçtım. Neyse döndük geri, akşamüstü oldu ama ben bunu o zaman şeyde ortamda dram köşe başlığıyla yazı yazardım. Haftada bir miydi neydi işte, uzatmayalım. Benim yazdığım her şeyi annem okurdu. Babamın okuma yazması yoktu. İşte ben de bir... Onun için çok yaşar. Bu da güzeldi. Çok iyi. Babam... Bizim özür dilerim. Bizim Kaptan Erbay'ın kayınvalidesi vardı, Allah rahmet eylesin. Şeker hastası, vurduydu gözüne, görmez derlerdi, görmez. Ben de dedim, husto, görüp de ne yapacaksın? Görme daha iyi. Yani bu bacıyı da okuma yazma bilmediği için çok yaşar. Evet, olabilir bu. Annem okuyunca kendine, bir gün eve gittim, işte ben Girne'de kalırım, bir gün gittim ziyaret edeyim. Böyle şey yazdım işte, bir yıl neydi? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diye bir şey yazdıydım. İşte gittiğim gördüklerimi falan anlattıydım. Annem de onu okumuş. Böyle sıkıla sıkıla işte aradan da bir zaman dilimi geçti. Bederman dedi. Bir cez gün oyanı, daha kapılar açılmadı. Bir cez gün oyanı gidersen da tehlikesi de yok. Götür be beni, göreyim evimi. Böyle içime oturdu. Kapılar açılırken de ertesi yani... Aradan zaman geçti. Aldım ve götürdüm. Evini yani. Değildi göreceği, hatıralarını. Tabii ki öyledir ya. Ne böyle gelin adam. Götürdüm, ne oldu o gün bilin. Hiç sonradan fark ettik biz bunu. Hızla anlatayım. Çünkü bunu çağrıştırdı. Yani az önce sorduğun sorunun başlangıcı. İndik arabadan. Bir tane Rum oyuncu arkadaşım var, Valentina Sofoklias diye. O önde, biz arkada Cenk Gürça, ben, işte Kamil kardeşim, İlkşen falan. Neyse ülkenin son söyledi? Aklıma gelenleri söyledim öyle. Kızım 2,5 yaşındaydı daha. İndik arabadan. Babam o zaman 70 yaşındaydı. Ulan 30 yaşında delikanlı gibi koşturur bahçeye doğru. Kamil'e dedim ki kardeşime bir bak bakayım. Adam orada dedi çapalar. Acaba gidecek bir şey söylesin. Çünkü babamın milliyetçi damarı da ağır basan biriydi. Düştük peşine ama öyle ağaçların arasından bir baktım gitti ağaçlara okşar. Hasan abi bir sene sonra öğrendim, şu o gün göz tansiyonu yükseldi ve bir gözü kör oldu ve görmez. Dramatize etmiyorum yani, açık net söylüyorum bunu. Yani aslında unutmadılar. Sorduğum soruya. Ha biz neleri unuttuk? Bizim çok yaşanmışlıklarımız, senin de söylediğin gibi anılarımız yoktu. Belki... Yani ben ucundan yetiştim. İşte 12 yaşında ayrıldım oradan. Benden daha büyükler daha çok hatırlarlar. Ama unutmak için belki de böyle bir yola başvurdular. Kaymaklıcım da askeri bölge içinden açıldı. Biz göçmendik. Hep zaman söylüyorum ben. Rumlar yattı, zaman yıprattı. Sonra da bir komutan geldi. Arap Türk bölgesinde kaldı 74'ten sonra kaymaklı. Yıktılar bizim evleri. Ve oradan geçerken ki hislerimi anlatamam. Ben biraz önce babanızı anlattığınızda ağlayabilirdim. Yani çok başka bir şeydir. İnsan hatıralarıyla takılmadan yaşar. Yani hatırası olmayan insan köksüz ağaca benzer. Kesinlikle %100 katılıyorum. Ve insanı, siz çok değer verdiğim bir dostsunuz siz. Çok sizi seviyorum ben. Teşekkür ederim. Ve bizim hayatımız film yapılmalıdır. Babacığınız şimdi... O köye gittiğinde ağaçlara doğru koşarken görürüm. Mahallenizi, köşeyi döndüğünde, evini gördüğünde görürüm. Seki bastığında, yere bastığında görürüm. Kapının gıcırtısını tanıdığını görürüm. Ve insanların bir yerden uzaklaştırmak, memorisini, hafızasını silmek gibi bir şeydir. Silmem arkadaş. Ben de silmem Hasan abi. Ben finalini yapayım bunun. Babamdan da Bulya teyzeye geçeyim. Hı hı. Ve finali olsun bunun. O zaman ağlar mı? Bak söylüyorum da, söyleyeceğim de bunu. Karşı komşumuz vardı. Gidelim bir Bulya teyzeye bakalım dedik. Annem o şeyiyle yürür, ne dersiniz, yürüteciyle. Köyde? İşte çiftliklerde, Ladies Mile'a giderken ana caddenin üstünde bizim evimiz. Ha, böyle anladayım.
Geçtik. Babacığın adı neydi? Ali. Ali Fehmi Atik. Annem 3 yıl önce rahmetlik oldu. Fatma Allah Ali Atik. Allah rahmet eylesin. Geçtik. Kadını görürük oturur mutfakta. Mücendra pilavı yer. Tamam. Bayılırım. Çalarık kapıyı. Kadın bakmaz yüzümüze. En sonunda el gol hareketi yaptık. Açtı kapıyı. Tanıdın mı beni dedi annem Rumca olarak. Bir sarıldılar. Geçtim bunu da çok duygulandırmak veya duygulanmak istemediğimden dolayı böyle geçiyorum ama sonunda kaçıyoruz artık. Kucaklaştılar, ettiler, öpüştük, kahve içtik. Neyse uzatmayayım. Çıktık dışarıya. İkisi de şeyde yürüteçle böyle dışarıya çıktık. Biz arabamıza bineceğiz. Fatma dedi kendine. Rumca tabii. Ben de Rumca bildiğim için çok iyi anladım. Bilin dedi gene, sen gittin gideli, ben bu başımı yukarı kaldırıp senin evine bakmadım çünkü bilirim sen orada yoksun Fatma dedi kendine. Yani anladın ne demek isterim Hasan abi? Yani unutmadı bu insanlar. Ben de unutmadım. Ya bu unutmamak insani bir meseledir. Bunu başka tarafa çekmek isteyen de çeksin götürsün. Ben bu topraklarda dizimdeki izi nerede düştüğümde olduğunu bilirim. Ayak bileğimdeki noknanın Honda 65 motorcuğumdan kalma olduğunu bilirim. Kaymaklı'daki evimde tokmakla yıkandığımı bilirim. Köfünye'de eşecikten düştüğümü bilirim ve devamı vardır. Hayat devam edecek. Ben ne soyumu unuturum ne sopumu. Bay bay.